Merhaba arkadaşlar. Şimdi de HTML template ile alakalı bir video yapalım. Öncelikle bir component oluşturacağım. Daha sonra farklı ikinci bir component oluşturacağım. İkinci component'u birinci component'un içine koyacağım. İçine koyarken nelere dikkat edelim? Ona bakacağız. Ya bir component'u başka bir component'un içinde kullanma. O şekilde bir çalışmamız olacak. Öncelikle şöyle yapalım. Bir Lightning Web Component oluşturalım. Buna My Component ya da My Info diyelim. My Info desek, evet, My Info şeklinde bir component yapıyoruz arkadaşlar. Bir de İkinci bir komponent olarak da my component şeklinde bir komponent oluşturalım. Şimdi iki tane komponentimiz var. Birincisinde my info'nun içinde kendi bilgilerimizi hazırlayalım. Bir önceki videolarda yaptıklarımızı tekrar etmiş oluruz. HTML sayfasını açıyorum. JavaScript sayfasını açıyorum. My info JavaScript'i açtık. Tamam. XML'den başlayalım. Bunu true yapıyoruz. Unutmayalım. Çünkü ben deploy yapıp app'te kullanmak istiyorum. Daha sonra targets elementinin içinde target elementini kullanıyoruz. Bunun içine de lightning, bunu yazmak gerçekten zor. Lightning app page şeklinde yazalım. Burada bir spelling hatamız var. Lightning şeklinde olması gerekiyor. Zaten üstüne gelince burada gösteriyor. Lightning app page şeklinde yaptık. Bir bakalım bir eksiğimiz var mı? App page Lightning page. Evet. Bu şekilde oluşturuyorsunuz. İsterseniz tek bir satıra koyalım ve bunu kaydedelim. Evet. Bunu yaptıktan sonra isterseniz burada bir division oluşturalım. Division'in içine de paragraflar koyalım. Ondan sonra işte first name diyelim. Bir de last name alalım. Yeter. Bunu da JavaScript'ten alalım şu şekilde. First name diyorum. Ve daha sonra yine aynı şekilde bir paragraf oluşturup ona da last name şeklinde. Ha dedim ya, bir önceki yaptıklarımızı tekrar olsun diye tekrar yapıyorum. Last name diyorum. Bunu da bu şekilde oluşturduk. Şimdi bunu JavaScript'ten almamız gerekiyor. O yüzden bunları ben JavaScript'te tanımlamam lazım. Nerede? Bu parantezlerin içinde. First name diyorum. Eşittir will olsun. Bir de last name'i tanımlamamız lazım. Ona da Smith diyelim. Şu şekilde oluşturduk. Bunu kaydettik. Artık onu oradan alıyor. Evet, birinci komponentimiz bu. İsterseniz style koyalım. Hani CSS'i de kullanmış olalım. My info'nun üzerine tıklıyorsunuz. New file diyorsunuz. Yine aynı şekilde my info nokta CSS koymanız gerekiyor. Burada biz öncelikle division'a bir class yapalım. Ona ben main div diyorum. Buna bir background koyalım. Bunları tanımak için, hatırlamak için yapıyorum. Background color diyelim ve background'unu azure şeklinde seçelim. Margin yapalım. Margin'i hatırlarsınız. Margin hem yukarıdan hem aşağıdan hem sağdan soldan uzaklaşmasını istiyorum. 10px diyorum. Padding yapalım bir de. Margin biliyorsunuz bu division'ın dışarıdan mesafesi. Yanlardan, yukarıdan, sağdan, soldan. Padding ise içine yazdığınız şeylerin division'a uzaklığı. Yani o last name, first name'in division'a uzaklığı. Onu size göstereceğim. Padding de ona da 10px diyelim. Hatta isterseniz border koyalım. Border diyelim. Kalınlığı 2 piksel olsun. Rengi
şey türü solid olsun. Rengi de gray olsun. Bu şekilde Gains Pro. Bunu seçiyorum. Bir border oluşturdum. Border'un bir de köşeleri yuvarlak olsun. 10 piksel diyorum. Köşelerden yuvarlak olsun. Border radius koydu. Tamam. Şimdi main division'ı yaptık. Bir de bizim paragraflar için ona da nokta myInfo şeklinde bir class oluşturuyorum. Buna da color diyelim. Color ne olsun? İşte buradan seçelim bir tane. Brown olsun. Ondan sonra font family seçelim. Font family'miz bu olsun. Ondan sonra başka ne seçebilir? Başka bir şey seçmeye gerek yok. Üçüncü bir myInfo info DDS diye bir class yapıyorum. Buna da şöyle yapalım. Color'ımız ne olsun? Bunu seçelim. Bir de text decoration diyelim. Decoration. Yok, bunu yapmayalım. Font weight yapalım. Font weight yapıyoruz. Ona da kalın diyelim. Evet, bu şekilde 3 tane class oluşturdum. Main division'ı ben division'ın içine koymak istiyorum. Şu şekilde class eşittir main div şeklinde. İkincisi neydi arkadaşlar? MyInfo. MyInfo'yu da paragrafın içine koyuyorum. Şu şekilde. Class MyInfo şeklinde. Bunu kopyalayıp diğer paragrafın içine de koyabilirsiniz. Şu şekilde. Ondan sonra benim bir de bu first name, last name'leri bir span'in içine koyup onlara da ayrı style vermek istiyorum. Şu şekilde koydum first name'i. Last name'i de alalım buradan. Onu da bir span'in içine koymamın sebebi yan yana dursun diye. Span diyorum. Hani paragraf bir sonraki satırdan başlıyor ama span hemen aynı şeyde duruyor. Class name'i de koyduk. Şimdi ona myInfoD değil class'ını bunlara şey yapalım. Uygulayalım. Şu şekilde. Bunu kopyalayalım. Bunu last name için de yapalım. Şu şekilde bir şey oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bunu deploy yapalım ve görelim nasıl olduğunu görelim. Deploy yapıyorum. Sonra app'imi edit yapıp custom komponentlardan oluşturduğum bu komponentu sayfamda göstermek istiyorum. Aşağı doğru geliyorum. My info, my profile var. My info burada. Bunu alıyoruz. En yukarı şuraya koyalım. Koyduk. Save dedik. Şimdi geri gelelim. Yaptığımız şeyleri görelim. Düzgünce yapmış mıyız? Ona bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi yaptığım her şey burada. Öncelikle Division'a bir background koymuştum. Background burada. Köşeleri yuvarlak olsun demiştim. Köşeleri yuvarlak. Rengi, background color'ı burada zaten görüyorsunuz. Border yaptım. 2 piksel kalınlığında bir border koyduk. Sonra first name'lere ve last name'lere farklı bir style. Ve ile farklı bir style. Details yani first name, last name'in kendisine farklı bir style yapmıştık. Sonundakine bakıyorsunuz arkadaşlar. Sonundaki biraz büyütelim sayfamızı. Şuraya dikkat edin. Sayfa niye büyümüyor? Evet. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. En sondaki noktalı virgüllere dikkat edin arkadaşlar. Niye onların rengi farklı? Çünkü onlar şurada. Bunlar birinci style'a. Yani bunlar MyInfo'dan alıyor özellikleri. Çünkü span'in dışında kalmışlar. O yüzden aslında bunlara çok da ihtiyacımız yok. Bu şey bunları silelim. Bu şekilde arkadaşlar bir component yaptık. Şimdi biz bu komponentu farklı bir komponentun içine koyacağız. İkinci bir komponent yapmıştık. Nerede? Şurada my component. Ona gelelim. Onun da meta şeyini yapalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? True diyorduk. Sonra target oluşturuyoruz. Bunları tekrar tekrar yazarak yapın ki aşinalık oluşsun. Tekrar target diyorum ve içine lightning
double underscore app page. Burada geldi zaten. Bunu koyuyorum. Bunu save yapıyorum. Bunu artık kapatabiliriz. Burada işimiz kalmadı. Burada da işimiz yok. Bunu da kapatalım. Şimdi biz my component içindeki HTML'i açalım. JavaScript ile hiç işimiz yok. Biz my info'yu bunun içine koymak istiyoruz. Şu şekilde koymanız gerekiyor arkadaşlar. My C, çünkü bir component'u C dash my dash com. Bu şekilde koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde koysanız, hatta bunun şu şekilde koyduğunuz zaman arkadaşlar my component, yani bir önceki component tamamı burada arkadaşlar. Ve yani bunu deploy yaptığınız zaman bir önceki component'u göreceksiniz. İsterseniz deploy yapalım. Şurada my component'u deploy yapıyorum. Daha sonra gelelim. Onu sayfamıza ayrıca sağ tarafa ekleyelim. Edit page diyorum. Custom component'lardan my component'u bulalım arkadaşlar burada. Bunu alıp bunu da sağ tarafa koyuyorum. İkisinin arasındaki farkı görmek için. İçi boş gözüküyor. Save yapalım. My info'ydu herhalde. Biz yanlış yazdık. Bakalım. Evet, my info'ydu. Bunu info yapalım. My.com bir önceki dersin aklında kaldı. My info yapıyoruz. Tekrar bunu deploy yapalım. Tekrar bakalım. Yanlışlık olmasın. Gördüğünüz gibi my.com deyince böyle bir component olmayınca içi boş geldi. Şu anda görüyorsunuz. İçi doldu. Bunu save yapıyorum. Geri aplikasyon sayfamıza gittiğimiz zaman görüyorsunuz aynı şeyler. Yani ben başka bir komponun içinde bu komponu koydum. Şimdi biraz uzayacak bu video ama pratikte fayda var. Bir komponu daha oluşturalım. Onu da bunun içine koyalım. İki tane komponu olsun. Şu şekilde. Buradan LWC'nin üstüne geliyorum. Create Lightning Web Component diyorum. My info demeyelim. Ne diyelim? Your info diyelim. Biraz farklı olsun. Your info şeklinde bir komponent oluşturuyorum. Aynı dosyanın içine. Evet. İsterseniz sürekli bu nerede oluştu? LWS'in içinde your info şeklinde bir dosyamız oluştu. Bunun içine ben my info'da yaptıklarımı koyacağım. Bunu açalım. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Şimdi my info'nun içindeki sayfalarımı açıyorum. Hepsini. Aynısını koyacağım arkadaşlar. My info işlemi de açıyoruz. Evet. Şimdi my component'ta işimiz var. O kalsın. Your info'ya HTML kısmına my info'daki HTML kısmı koyuyorum arkadaşlar. Aynı şekilde koyuyorum. CSS açmamışız. CSS açalım. My info CSS açıyorum. Bunun içindeki bilgileri de your info CSS'in içine koyuyorum. Ondan sonra bir de CSS var. CSS'imiz nerede? My info CSS'i Your info CSS'e koyacağım ama öyle bir CSS sayfamız yok. Öncelikle Your info'nun içinde bir fail oluşturalım. Your info.css şeklinde. Bunun içine CSS'i aynen koyuyorum. Aynısını yapıyorum. Hiç değişiklik yok arkadaşlar. Copy paste yaptım. Ondan sonra bir de burayı yapmamız lazım. Tekrar yapalım. Bu önemli. True yapıyoruz. Ondan sonra target diyoruz. İçine target diyorum. Bunda içine lightning yazınca hemen geliyor. App'i koyuyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikinci şey your info şeklinde aynı. Hiç değişiklik yapmadım. Sadece ismini değiştirmek istiyorum. Will Smith yerine John Carter diye bir isim koyalım. Bunu kaydediyorum. Bunu kapatıyorum. Hepsini kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci komponentu yine my component içine koyacağız. Şu şekilde koyabilirsiniz. Buraya bir HR yapalım, bir boşluk bırakalım. HR derken boşluk değil de line yapalım, çizgi. Ve içine şu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. See your info. Bu nasıl böyle oluyor onu anlatacağım size. Evet, bu bizim your info komponunun tamamı. Burada da my info'nun tamamı var. Yani içinde ne varsa onu burada gösteriyor. Şimdi my component'u tekrar deploy yapmadan önce your info'yu deploy yapmanız lazım. Your info'yu deploy yapıyorum. Daha sonra my component'u tekrar deploy yapıyorum. Çünkü içinde değişiklikler yaptık. Şimdi gidelim arkadaşlar.
Your info, bunu refresh yapmamız yeterli. Çünkü evet, gördüğünüz gibi Will Smith, John Carter. Evet, burada ne yaptık arkadaşlar? Onu bir özetleyelim. Öncelikle bir component yaptık. Sonra başka bir component içine bunu koyduk. Görüyorsunuz. Tekrar bir component yaptık. İkinci bir component. Onu da aynı şekilde bu component'un içine koyduk. Bu component'un gördüğünüz gibi şey yok. Background yok. İsterseniz bir background yapalım ki daha net gözüksün. Bunları silelim. Evet. Template birinci komponentumuz nerede? Şu. Bunun içine bir division koyalım şu şekilde. Bunu hepsini alıyorum. Bir division koyuyorum. Şöyle kapatıyorum. İçine komponentları koyuyorum. Bu division içine isterseniz inline style da yapabiliyorsunuz. Şu şekilde. Style eşittir. İçine CSS yapmadan background şu şekilde yazarsanız background color şeklinde. Evet, bir background seçebiliriz. Neyi seçelim? Bunu seçelim. Evet, bu şekilde bir background yapalım. Bunu kaydediyorum ve deploy yapıyorum ki değişikliği görelim. Hani bir tek parça component olduğunu göstermek için böyle yapıyorum. İki kere refresh yapalım. Bir daha refresh yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Henüz gelmedi. Ya da aynı renk mi acaba? Edit'ten bakalım. Evet, gördüğünüz gibi değişti. Save yapalım. Ondan sonra geri gidelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana komponentumuz burada. Şu bizim ana komponentumuz. İçinde iki tane komponent var. Bunları ayrı yapmıştık. Yani üç tane komponentu bir defada deploy yapmış oluyoruz. Dediğim gibi istediğiniz kadar komponentleri başka bir komponent içinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada söylemek istediğim bir iki şey var. Eğer siz bir komponent hani şey demiştim küçük harfle başlayın sonra büyük harfle devam edin. Buna camel case diyorlar. Keban diyenler de var öyle hatırlıyorum. Küçük harfle başlayın sonra büyük harfle devam edin. Yani iki kelimeden oluşuyorsa birincisi küçük harfle başlasın ikincisi büyük harfle başlasın. Sistem onun komponent olduğunu anlıyor. Sonra bu şekilde ayırıyor. Yani küçük harfle başladığını C ile başlıyor zaman C dash küçük harfle başladığınız kelimeyi koyuyor. Sonra büyük harfle başladığı için bunu anlıyor ve onu da ikinci bir kelime olarak arasına dash koyarak koyuyor. Yani siz oluşturduğunuz komponentleri bu şekilde kullanabiliyorsunuz. C dash küçük harfle yazdığınız kısım dash büyük harfle yazınız. Yani büyük harfle başladığınız kısım. Tamamen büyük harfle yazmıyoruz. Sadece ikinci kelimenin başını büyük harfle yazıyoruz. Bu şekilde oluşturduğumuz komponentları farklı komponentların içinde kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Buna da aslında şey diyoruz. Namespace component name. Ya yani bu bizim namespace'imiz C. Sonra component my. Bu da component'un adı info. Yani bu component bu da component'un adı oluyor. Tekrar ediyorum. C namespace my component oluyor. Info da component'un adı oluyor. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz kadar komponentleri bir başka bir komponentun içinde kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.